Peki artık yavaş yavaş Malatya Beşiktaş maçını böylece tamamlamış olalım. Yarına ardından da Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Önce Galatasaray'ın Ankaragücü maçını konuşalım. Ardından da hem Fenerbahçe Antalyaspor maçını konuşacağız, hem Ersun Hoca'nın açıklamaları var, hem de Caner konusu var. Orayı da biraz açmak gerekecek. Galatasaray'la başlayalım Ahmet Hocam. Ankaragücü deplasmanı için bu arada arkadaşlarımdan rica edeyim. Emre Kaplan'ı da bağlayabilirsek onun vereceği muhtemel üzerinden de yol alırız. Hocam sizin de bir öngörüyle başlayalım. Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanına ilişkin nedir sizin öngörünüz? Ben Galatasaray'da devre arası yapılan çok doğru nokta atışı transferlerle hem tempo, ki oyunun hızı Fatih Hoca için çok önemliydi. Hız derken çabuk düşünme, çabuk oynama. Öne olduğu kadar geri dönüşlerde de koşullarıyla takımın toparlanmasına katkı sağlayacak bir hız, bir dinamizm istiyordu Fatih Hoca. Bence bunu belirli bir ölçüde yakaladılar. Galatasaray'ın oyun anlayışını net tarif edebiliyoruz. Sürdürebilir bir oyunları var. Sadece benim için Alanya'da skoru aldıktan sonra bu kadar çok geri çekilmesi veya keza Erzurum maçında da ilk yarıyı 2-0 tamamladıktan sonra oyunu biraz daha kendi yarı alanında kabullenmesi Galatasaray'ın oyun anlayışının dışında bir anlayıştı. Ama bu kesinlikle Fatih Terim tercihi. Takım bunu tesadüfen yapmadı ve hoca karşı çıkmasına rağmen yapmadı. Böyle anlarda bazen teknik adamlar biraz tempoyu yoğun programdan dolayı çok yüksek tutmama adına güvenli oyunu tercih edebiliyorlar. Fatih Hoca ondan dolayı böyle yaptı. Bu da bilinçli bir oyundu. Ankaragücü artık gerçekten beraberliğe bile tahammülü olmayan bir noktaya geldi. Öyle. Yani Bence rakip kim olursa 20 olsun, puan, son sıra -16 averaj, sadece 5 galibiyet alabilmiş. Ligde kalması için 3 puana ihtiyacı var. Hikmet Hoca ile birlikte de bence o mücadelesini sonuna kadar sürdüren bir anlayış içindeler. Kırmızı kartlara rağmen, eksik kalmalarına rağmen bundan vazgeçmiyorlar. Fiziksel yönden Galatasaray'ı çok zorlayacaklar. Hücumda hızlı hücumlarla Galatasaray'ın üzerine gitmeye çalışacaklar. Eğer Galatasaray bence kadro kalitesinden ve yakaladığı bu oyun anlayışından, hücumdaki etkinliğinden dolayı önde o kararlı oyununu ortaya koyarsa Galatasaray'ın oradan da 3 puanla dönmesini bekliyorum ben kendi adıma. Ceyhun, senin dönem dönem fazlaca formasını giydiğin bir Evet, takım 3 tane. Ankaragücü. Farklı 3 tane oldu. Nasıl görüyorsun Ankaragücü'nün ligdeki konumunu? Galatasaray'ın maçı açısından nasıl tepki koyabilir? Ve Galatasaray'ın oyunu için öngörülerin, senin öngörülerin nelerdir? Öncelikle Ankaragücü evet sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Hoca değişikliğinden sonra da Hikmet Hoca geldikten sonra da hatta ben ziyarete de gitmiştim Ankara'da bulunduğum sırada. Bir hocanın havasının geldiği takıma belli ama maalesef hala sahada bu şeyi alamadı. Performansı alamadı hoca. Eksikleri olduğunu söyledi. Bizlere de söylemişti orada ziyaretimizde. Elinden geldiği kadar çaba gösteriyor ama oynadığı maçlarda o kadar ilginç kırmızı kartlar gördü ki Ankaragücü oyuncuları. Ankaragücü'ne takım olarak o mücadele şansını veremedi. Ona rağmen kaybetmedi. Başakşehir maçında da kaybetmedi. Ama hani hiçbir zaman sonuna kadar yani puansal anlamda, matematiksel anlamda bir şey kaybetmediği sürece hem Hikmet Hoca vazgeçecek bir teknik adam değildir. Hem Ankaragücü camiası taraftarını biliyoruz. Onlar bu olaya tepki Aslında iki gösterecektir. maçlık bir şey var orada, da makas var. Yani Evet. çok da dramatik Evet, değil. 25'ler var, 28. Karartmaya da gerek yok tabii 25, ama. 28 yani 28'e kadar var. Evet, karamsar olmaya gerek yok Ankaragücü açısından Ama hani şeyde gidiyor. evet yani Trende gidiyor bir tren yandan. gidiyor. Bir de şimdi önümüzde uzun bir maç skalası var diyoruz ama bir haftada 3 hafta geçmiş Tabii. oldu. Yani bir haftada Tabii. 3 hafta bir anda gitti. Ankaragücü için çok kritik bir maç. Bir de Galatasaray maçı olması ekstra bir motivasyon sağlayacaktır takıma. Hikmet Hoca da genelde seviyor. Kayseri'deyken de Galatasaray'a karşı oynadığı maçları biliyoruz. Daha önceki çalıştırdığı takımda. Yani büyük takımlara karşı farklı işte analizini iyi yapıyor. Tabii avantajlı taraf Galatasaray.
çok avantajlı. Ama çok zorlayacağını düşünüyorum ben Ankara Gücü'nün. Hani bir sürpriz, en kötü bir beraberlik bile çıkarabilir yani Ankara Gücü. Peki. Zor ihtimal ama olmayacak bir şey de değil. Emre hazır mı? Hattaysa Emre, Emre Kaplan'a bağlanıp ondan sonra devam edelim ki biz de bir o muhtemel üzerinden yol alabilelim. Emre, nedir Galatasaray cephesindeki son haberler? Nasıl bir 11 bekliyorsun? Var mı eksik yedik? Saratçı ve şey dışında, ya bütün oyuncuları da götürdü galiba değil mi? İki oyuncu dışında Fatih Hoca. Hani o takımdaşlık, birliktelik havasını pekiştirmek adına haberler sende. Ender Bilgin, iyi yayınlar. Sizin de söylediğiniz gibi Galatasaray 26 oyuncuyla gitti bugün Ankara'ya ki 21 kişilik maç kadrosu genel itibariyle de bunu dolduracak oyuncu sayısıyla gidiliyor ama Antalya'da Alanyaspor maçı öncesinde yapılan kampta da Fatih Hoca bunu tercih etmişti. Falcao ve Feghouli maç kadrosunda olmamaları beklendiği halde takıma katılmışlardı. Hatta orada Feghouli takımdan ayrı hazırlık yapmıştı. Bu biraz tabii ki son haftalara girilirken takım bütünlüğünü, bir aile ortamını oluşturabilmek adına yapılmış bir tercih. Karaçi ve Emre Taşdemir dışında eksik yok. Sakatlıkları nedeniyle bu iki oyuncu kadroda değiller. Onun dışında zaten 28 oyuncuya lisans çıkarıldı. 26'sı da Ankara kafilesinde. Oğulcan'ın cezası vardı, o bitti. Ve Galatasaray bu kadroyla ve yarın maç kadrosunda 21 kişilik kadroda olmayacak 5 ismin de katılımıyla Ankara'da şu anda kampta. Galatasaray adına son iki haftada sahaya çıkan 11'den çok fazla değişiklik beklemediğimizi söyleyelim. Fatih Hoca bu sezon herhangi bir zorunluluk olmadığı sürece, sakatlık, ceza ya da ekstra sağlıkla ilgili, Covid'le ilgili bir problem olmadığı sürece kazanan kadroları bozmama üzerine bir stratejiyle ilerliyor ve yarın da aşağı yukarı yine geçtiğimiz hafta gördüğümüz kadroyu görebiliriz. Şunu söyleyelim. Feghouli'nin durumu çok merak ediliyor. Ne zaman dönecek, ne zaman oynayacak? Geçen hafta süre almadı ama süre almamasında belki de en büyük etken Galatasaray stadının zeminiydi. Oyuncu çünkü Malatya deplasmanında zeminden kaynaklı bir sakatlık yaşadığı için aynı travmayı tekrar yaşamak istemedi Fatih Hoca. Maç sonunda belki süre alabilirdi. Bu nedenle tercih edilmedi. Ve bu son iki günde gerçekleşen, maçtan bu yana gerçekleşen Erzurumspor maçının sonrasındaki taktik antrenmanlarda da Feghouli'nin zaman zaman az takımda denendiğini söyleyelim. Şu an bizim elimizdeki muhtemel 11'de Feghouli'yi ilk 11'e koymuyoruz ama yarın sahada olması, süre bulması Feghouli'nin sürpriz olmayacak. Hemen muhtemel 11'i paylaşalım. Aslında Erzurumspor maçının aynısı kadro olarak ama tekrarlayalım. Kalede Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Yedlin, solda Ömer Bayram, stoper ikilisinde Marka Luyendama, orta sahanın merkezinde yine Etebo ki 3 haftadır Etebo Taylan'ın yerine formayı kapmış vaziyette ve orada devam edecek gibi gözüküyor. Sol içte Emre Kılınç, sağ içte Jetson Fernandez, öndeki pozisyonlarda sağda Arda, solda Onyekuru, merkezde de Mustafa Muhammed 11 ile Galatasaray'ın yarın Ankara Gücü deplasmanında sağda